Bugün size Elden Ring ile alakalı 3 farklı konu ve detaydan bahsedeceğim. Yemeğiniz hazırsa başlayalım. Kristal Dartlar Bölüm 1. Eğer size bu golemlerin veya bu karanlık kedi benzeri şeylerin zayıf noktaları olduğunu ve birbirlerine saldırtabileceğinizi söylesem ne derdiniz? Muhtemelen daha önce niye anlatmadın derdiniz. Gelin olayı anlatayım. Elden Ring'deki bu item yani kristal dartlar bir çeşit zihin kontrolü yaparak attığınız belirli düşmanları yani golem ve şeytanları sersemletiyor ve gördüğü her şeye saldırmasını sağlıyor. Bu etki yaklaşık olarak 30 saniye sürüyor. Diyelim karşınızda golem var ve hiç uğraşmak istemiyorsunuz. Atın 2-3 tane kristal dart, sonra oturup izleyin. Bunu şeytanlara yani o kedi benzeri şeyler yapmak da mantıklı ama onlar daha agresif ve hızlı. Aynı zamanda kan hasarı verdiği için yine de oturup izlemeseniz daha iyi gibi duruyor. Temkinli olun. Sonuçta bu Elden Ring. Peki bu kristal dartlar neden bu etkiye sahip? Hemen anlatayım. Kristal dartın açıklamasında şöyle yazıyor. Eski zamanlarda bir golem ustası bu kristal parçayı kullandı. Yani burada belki de şunu bile çıkarabiliriz. Katakomb'da olan canavarlar yani o kedi benzeri şeytanlar golemlerin yapısıyla aynı mı? Yoksa golemler onlara mı hükmediyordu? Yoksa onların maskotu muydu? Benimki sadece düşünce veya bir varsayım. İkinci bölüm. Gece büyüleri. Gece büyüleri etkileri. Yani hangileri mi? Şu an ekranda gördüğünüz büyüler. Peki aksak ne alakası var şimdi bu büyülerin detayla diyebilirsiniz. Ama bekleyin. Hemen anlatıyorum. Bildiğiniz gibi bu oyunda insansı düşmanlar oklardan ve bazı büyülerden kaçınıyor. Yani onları bir nevi savuşturuyorlar ve hasar almıyorlar. Tıpkı buradaki gibi. Bir de şu boss gibi. Peki ne yapacağız? İşte burada gece büyüleri devreye giriyor. Az önce gösterdiğim bu büyüler. Bu büyülerin avantajı şu. Kaçamıyorlar. Direkt olarak onlara isabet ediyor. Ama dezavantajı ise şu. Buradaki klasik normal kullanılan bu büyülerden daha az hasar veriyorlar. Sanırım kaçınılmasından daha iyidir. En azından direkt olarak vuruyorlar. Gece büyüleri aynı zamanda suikast büyüleri diye de geçiyor. Bu yüzden direkt olarak isabet ediyorlar. Bölüm 3. Gizli atak veya crouch atak yani çömelip saldırma. Oyuncuların birçoğu bu atak zilini pek kullanmazlar. Belki oyunun en başlarında kullanılır. Aslında oldukça etkili olan bu saldırı tipi ilk vuruşta normalden %25 daha fazla can götürüyor. Artı olarak bu saldırı tipini savaşın ortasında bile kullanabilirsiniz. Peki neden kullanayım derseniz sebebi şu. Normalde R1 atak yani hafif atak saldırısı bu şekilde gözükür. Yuvarlanıp da hafif atak ise şu şekilde gözükür. Ancak çömelip de atak yaptığınızda yani yuvarlanıp da yapmış gibi oluyorsunuz. Yani bazı silahlarda bu saldırı tipi oldukça etkili oluyor. Çünkü hızlı ve yatay bir saldırı yapar. Hatta Greatsword'lar da bu şekilde direkt atak yapar. Sonuç olarak elbette ki bir Sekiro gizliliği veya efektifliği aramayın. Ama kullanılır. Tabi oyunun ileriki safhalarında bunu kimsenin kullanmayacağını açıkçası düşünsem de bir detay olarak sizlerle paylaşmak istedim. Bu tarz içerikler ve daha fazlası için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.